Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ve umurna ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Bugünkü mevzumuz teyemmüm. Teyemmüm belki ömrümüzde hiç yapmadık. Veya bir kere ya yapacağız ya yapmayacağız. Onun için ne gereği vardır diye içinden geçirenler olabilir. Aynı şekilde bizim bir de sular konusunda kuyular bahsimiz var, kuyular. Oraya geldik mi söylele ya, ne gereği var? Tabii ki adamın ömrü musluk başında geçtiği için kuyularla ilgili meselesi yok. Burada bizim teyemmüm ya da kuyularla ilgili hükümlerden ziyade bu iki konunun bize verdiği fikir önemlidir. Bu mantalite önemlidir. Ben teyemmümün hükümlerinden ziyade onlar üzerinde duracağım. Geçen hafta da zaten öyle yapmıştık. Teyemmümün bize verdiği orijinal iki tane fikir var. Bir de niyet abdestte gusulde şart değil ama teyemmüme şart. Bunun farkını ve bu vesileyle niyete biraz temas edeceğiz. Bunları söyledikten sonra bir de teyemmüm uygulaması yapıp konuyu bitireceğiz. Teyemmümün bizim zihnimizde uyandırdığı temel iki tane fikirden birisi zamanımızda çokça işlenmekte olan fakat vesvese boyutuna da varmış olan hijyeniklik meselesi. Hijyeniklik konusunda teyemmüm bizi dengede tutar ve hijyen olacağız diye, hijyenik davranacağız diye vesveseye gitmemize engel olan bir konudur. Hijyen nedir diye sorabilirsiniz, haklısınız. Mikropsuz bir hayat yaşamak herhalde. Bilmiyorum da doktorlarımız ne diyecekler? Hocam, sağlık kurallarına uygunluk olabilir. Yani. Yok, sağlık kurallarına uygunluğu aşıyor bu. Çünkü insanı mikropsuz yaşatıyorlar, yaşatıyorlar. O zaman da mikroba ihtiyacı olur insanın. Aşıyla mikrobu vermeye kalkıyorsunuz. Bunu artık tarifini ben de tam bilmiyorum. İşte mikropsuz yaşama diyelim. Böyle diyelim. Veya sağlık kurallarına uygun yaşama diyelim. Doktorun dediği gibi. Biliyorsunuz bu mesele çok işleniyor. Ve gide gide insanımız öyle bir hale getiriliyor ki bu hijyeniklik artık hastalık haline geliyor. Belki de psikologlarımız ya da psikiyatristlerimiz bu noktada da hasta almaya başlamışlardır, kabul etmeye başlamışlardır. Bu da mikropsuz yaşayacağız diye, sağlıklı güya yaşayacağız diye, nereye elindeyse orası mikropludur diye gidip elini yıkamaya kalkıyor. Evet. Masaya değdi, orada herhalde mikrop vardı diyor, gidiyor elini yıkıyor. Tabii ki elinde sabunluyor. Sabunlar da yine o bizim bildiğimiz sabunlar değil, o kimyasal mı neyse o sabunlar, sıvı sabunlar. O da çıkmıyor. Kremli mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Eli tahriş ediyor. Bu şekilde hijyeniklik bir vesveseye doğru götürüyor. Mesela ben birisini biliyorum. Elini kapı koluna değmiyor. Niye? Başkası değdi diye. Bunu bizzat biliyorum bu kişiyi. Eli kapı koluna değdi mi gidip elini yıkıyor. Merdivenlerden aşağı ineceği zaman elim merdiven demirine kenar tahtasına değdi diye gidip elini yıkıyor. Niye? Başkası elledi diye. Vay efendim, asansöre binecek oluyor, düğmeye basamıyor. Başkası basmıştır. Veya markette bir şeyler alacaktı. O arabanın o sapından, desteğinden tutamıyor.
başkası değmiştir diye. Böyle bir hal. Kendi çapında kalsa yine iyi. Huzursuzluğu evin içinde kalır. Kocasıyla kavga eder bilmem ne. Kavga sebebi de oruyordu bu. Ben biliyorum. Artı bir misafirliğe gittiği zaman olur ya ev sahibi hanım çayı doldururken eli tesadüfen parmağı şeyin içine değdiyse bardağın ve ondan sonra da çayı doldurduysa onu almıyor. Ev sahibine bu sefer bir takım olumsuz tavırlar ortaya koyuyor. Bu hale gelmiş getirilmiş. İşte teyemmüm bu noktada bizim için kurtarıcı oluyor. Nasıl bakın? Ondan önce şu örneği vereyim mi ondan sonra? Rahmetli son asrın zamanımızın diyelim alimlerinden, Pakistan alimlerinden Mevdudi'nin. Diyor ki, örneği tabii Hindistan'dan veriyor. Bir Hindu Müslüman olursa ona tevhid iyice yerleşsin diye ona bir ineği kestirmek gerekir diyor. Gerçekten. İneği yatıracaksın, gel bakın şunu bir kes diyeceksin. Bugüne kadar mukaddes saydı, dokunamadı. Yerine göre ibadet ettiği belki de. O şeyi kestiriyor ki kalbinde, zihninde en ufak ona dair bir mukaddeslik kalmasın. Bu da doğru bir fikirdir gerçekten. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği gün hemen müşriklerin gözü önünde putlara vura vura kırmıştır her tarafı. Aa görün işte. Şimdiye kadar ibadet ettiğiniz şeyler bir taş parçası size siz de görün. Müşrik bunu bilmiyor muydu? Bilmek yetmiyor. Bilmek yetmiyor. Nasip. Peygamberimiz gözünün önünde bunları hatta onlara kırdırdığı olmuştur. Zaman zaman. Kırmıştır. Göz önünde. Bundan alıntı yaparak mevcudun böyle bir şeyi var. Şimdi bunun teyemmümle ne ilgisi var? Demek ki şekilde hijyenik olan, daha doğrusu hasta olan o kişiye bir teyemmüm yaptıracaksın. Gel bakayım, elini şu toprağa iyice bir dele. Ondan sonra yüzüne şöyle bir güzel sür. Kollarına da bir sür. Zaten su yok, üstünü yıkayamayacak. Teyemmüm olur, su yok. Öylece bir namaz kıl, öylece bir yemek ye. Ne bu ya? Hijyen olacağız diye. Biraz şöyle belli bir ölçüde itidalda tutmamız gerekir. Tabii ki temiz olacağız. Zaten teyemmüm toprağı da temiz diye geçiyor şeyde. Ayet-i kerimede. Necis olan bir toprakla teyemmüm olmaz. Temiz bildiğin bir toprağa elini sürteceksin. Üstünü başına toz edeceksin. Ha, bu adam hasta olabiliyorsa olsun bundan sonra. İşte bu vesveseye karşı teyemmüm birebir bir çaredir diye düşünüyoruz. Teyemmümün bize kazandırdığı ikinci bir şey daha söylüyorum. O da şu. Dinimiz hem normal ortama göre hükümler koymuş hem de insan sıkıştığı zaman o sıkışık halde iken haline uygun hükümler koymuştur. Eğer hüküm tek olsaydı da anormal durumlarda ikinci bir hüküm olmasaydı Müslüman ilahi emirlere uymada titiz davranan ve buna alışmış olan Müslüman ikinci bir hüküm olmadığı takdirde moralmen çöker, psikolojik hasta olur, enerjisini kaybeder, şuurunu kaybeder hatta. Belki de kendi kendine eziyet etmeye kalkar. Ben Allah'ın emrini yerine getiremedim diye. Böyle insanlarla da karşılaşıyoruz vesveselilerden. İşte teyemmüm bu noktada yine çıkış çaresi oluyor. Hal çaresi oluyor. Ondan önce bir başka örnek vereyim. Mesela hadis-i şerifte buyruluyor ki men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu biyedihi. Sizden kim bir münker yani dinimizin hoş görmediği, çirkin gördüğü, mekruh gördüğü, haram gördüğü bir şey görürse, işlendiğini görürse, şahit olursa ona eliyle müdahale etsin. Ve onu yaptırmasın. O fenalığı, o münkeri yaptırmasın. فَاِلَّمْ يَسْتَطِيَعْ
buna gücü yetmezse bakınız şıklı geliyor hükümler. Diliyle düzeltmeye kalksın. Diliyle desin ki bak bu yaptığın iyi değil. Sen kötü şeyler yapıyorsun. Gayrimeşru şeyler yapıyorsun. Bunun zararı var filan gibi diliyle uyarsın. Bunu da yapamıyorsa üçüncü şık febi kalbihi kalbi ile karşı çıksın içinden. Boz etsin. Nefret ettiğini, katılmadığını, protesto ettiğini hissettirsin. Yüzüne yansısın. İçinden ben kabul etmiyorum desin. Hadis-i şerif diyor ki ve zalika da'ful iman, bu imanın en zayıfıdır, en zayıf mertebesidir. Femma vera'a zalika mithqalu habbatin min khardalin min el iman. Mithqalu habbatin min el iman. Bundan öte hardal tohumu tanesi kadar dahi, örneği güncelleştirelim, toplu iğne başı kadar dahi iman arama. Onun iman yok. Niçin? Çünkü insan kalben buğz edemeyecek bir hal yaşamaz. En kötü halde bile olsa içinden nefret hissini beslemesi imkana sahiptir. Bunu yapmıyorsa, imkanı varken yapmıyorsa, o yapılan fenalığa razı oldu demektir. Razı olması anlamı, sonucu şu, onu da kaydı olarak söylemişler, küfre rıza küfürdür. Ona rıza gösteriyorsa, sen Allah'ın, o zaman Allah'ın hükmünü kabul etmedin, dinden çıktın anlamındadır. Tabii ki önceki safhalara da yayalım, elinde düzeltme imkanın var da düzeltmiyorsan yine öylesin. Dilinle düzeltme imkanın var da söylemiyorsan yine öyle olursun. Bir de bu var. Şimdi ben esas bu hadis-i şerifi teyemmümle irtibatlandırmak için söyledim. Ne ilgisi var belki diyebilirsiniz. Bakın, eğer bu üç hükmün birincisi olsaydı, iki ve üçüncüsü olmasaydı, belki de Müslümanlar İlk asırda hemen biterlerdi. Hatta Mekke döneminde, Medine döneminde de belki ilk yıllarda biterlerdi. Çünkü el ile müdahale etmeye imkanları yoktu. Onun içindir ki Mekke döneminde ya da Medine'nin hemen bir yılında filan savaşa izin verilmedi. Böyle güçlü kuvvetli Müslümanlar ya Resulallah, bunlara karşı çıkalım filan deseler bile zamanı olmadığını, zaten ayet-i kelimeler müsaade etmiyordu. Müslümanların böyle elle müdahale etmeye imkanları olmadı. Elle müdahale etseler bile bitecekleri bir dönem yaşadılar. Eğer birinci hüküm olsaydı da iki ve üçüncü olmasaydı, Müslümanlar o devrede biterdi. Biterdi. Cenab-ı Hak diyor ki bakınız, bunu yapamıyorsanız dilinle, dilinizle düzeltin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diliyle düzeltmeye kalkmıştır o yıllar. Ondan sonra da kalben buğz etmek geliyor. Şimdi bakın, insan eğer değişik hallerde İslami bir hüküm olduğu için onu uyguluyorsa, Allah'ın emri yerine getirdim diye morali düzgün olur, rahat eder, ruh sağlığı yerinde olur, enerjisi tam olur ve her şeyden önemlisi şuurlu olur. Eline imkan geçtiği zaman o şuur onu harekete geçirir ve münkeratı ortadan kaldırır. Fakat insan eğer Allah'ın emrine getirmedim, bittim, öldüm diye kendisine bakıyorsa, bu adam çok iri vücutlu da olsa gücü sıfırlanmış olur. Bundan öte şuurunu kaybeder, bilincini kaybeder. Şuursuz bir insan haline gelir ve eline imkan geçtiği zaman da önceki şuursuzluk onu tepkisizliğe ittiği için eline imkan geçse bile tepkisiz kalır ve bu insanın varlığı yokluğu farksız hale gelir. En namusait zamanda bile kalben nefret etmek bize emredilmiş ki biz canlı duralım, şuurlu duralım diye. Şimdi geliyor teyemmüm meselesine. Rabbimiz bize abdesti emretmiş. Maide suresi 6. ayet.
Bu 6. ayette sadece abdest yok, husul var, teyemmüm de var. Üçü aynı ayette anlatılır. Hatta bu ayet teyemmüm için gelmiştir. Öyle diyebiliriz. Yanı sıra abdesti de huslu da ifade etmiştir. Çünkü bu ayet ta hicretten kaç yıl sonra indi? Halbuki namaz, abdest ta Mekke'de peygamberin ilk günlerinde emredildi. Namaz ve abdest. Ayetle emredilmedi. Onu da söyleyelim. Ayet dışındaki vahyi gayri metlu dediğimiz okunmayan vahiyle peygamberimize emredildi ve abdest vardı. Teyemmüm emri gelince şöyle bir durum vardı. Müslümanlar bir savaştan dönüyorlardı. Ordu olarak tümden abdest alacak imkana sahip değildiler. Ve nihayet teyemmüm ayeti geldi. Bu ayet geldi. Bakın şimdi. O ayet gelmeseydi, yani teyemmüm hükmü olmasaydı, sadece su ile abdest hükmü olsaydı, orada Müslümanlar su bulamadıkları için abdest alamayacaklar, dolayısıyla namaz kılamayacaklar, dolayısıyla kendilerini yiyip bitireceklerdi. İmkansızlık zamanında Müslüman kendisini yiyip bitirmesin diye Rabbimiz ikinci bir şıkkı göstermiş. Böyle bir durumdaysan teyemmüm var. Teyemmüm yapan adam sanki suyu bulmuş da rahat rahat abdest almış gibi güzel güzel teyemmümünü yapar, ibadetini yerine getirir ve oh der, Allah'ın emri yerine getirdik der. Böylece moralini bozmamış, kendisini bitirmemiş olur. İşte teyemmüm Müslümanın kendisini bitirmemesi noktasında böyle yardımcı bir hüküm ve insanın o sıkışıklıktan kurtulması için bir çare görevi görmektedir. Bir de şuna temas ediyoruz. Geçen hafta da anlatmışız. Teyemmümde niyet şarttır. Abdestte gusulde şart değil. Abdesti, guslü yaparken aklın başka yerde de olsa, niyet etmesen de, niyet etsen de, her neyse abdestin abdest, guslün gusludur. Niçin? Çünkü su zaten temizlik maddesidir. Sen suya temizlik maddesi niyetiyle yaklaşmasan bile, suyu o niyetle kullanmasan bile su seni temizleyecektir. Zaten temizliyor. Ama toprak öyle değil. Toprak su gibi değil. Toprak ancak niyetle temizlik maddesi haline gelir. Onun içindir ki teyemmümde niyet şarttır. Biz o niyetimizle toprağı temizleyici hale getirmiş oluyoruz. İşte bundan Müslümanın niyetinin gücünü de anlıyoruz. Niyeti iyi anlamamız gerekiyor. Müslümanın bu niyeti toprağı su gibi temizleyici değilken su gibi temizleyici hale getiriyor. Öyleyse niyet üzerinde biraz da durmamız gerekiyor. Teyemmüm bir de bize niyetin önemini hatırlatıyor. Hem teyemmüm hem de önemini en güzel ifade eden ibadetlerimizden birisi oruçtur. Oruç ve teyemmüm. Bakınız nasıl? Sahurda bir niyet ediyoruz. Akşama kadar, Ağustos'un sıcağında, Temmuz'un sıcağında, akşama kadar ne su ne ekmek. Bir şey yok. Ve rahat akşamı buluyoruz. Temmuz'da oruç tuttuk diye, Ağustos'ta oruç tuttuk diye kimse ölmüyor. Oruçtan öleni biz duymadık şimdi yani. Ha. Bu gücü biz nereden alıyoruz? Sahurdan akşama kadar ne su ne ekmek. Nereden alıyoruz? Bu gücü biz niyetimizden alıyoruz. Niyet böyle bir güçtür. Ha, şimdi niyeti biraz anlamaya, anlatmaya çalışalım. Niyet ruhun bedene emridir. İnsanın malum iki tarafı var. Ruh ve beden tarafları var. Beden bir makine. Ruh da ona kumanda eden bir güç. Ne olduğu hakkında fazla bilgimiz yok. Ama müthiş bir güç olduğu belli. Ruh bedene emrediyor, diyor ki sen bugün 15-16 saat 40 derece sıcakta hiç yemeyecek, içmeyeceksin. Diyor ve beden kendisine bir ayar veriyor.
kendisini hesaplı kullanıyor, enerjisini hesaplı kullanıyor ve akşamı ediyor. Niyet etmeden imsaktan akşama kadar bir durmaya çalışın bakalım. Niyetsiz ama. Deyin ki kendimi bir deneyeceğim. Yapabilirsem akşamı bulacağım. Yapamazsam zaten oruçlu değilim. Diye bir başlayın. Büyük ihtimalle söyleyebilirim ki Temmuz'da öğleyi bulamazsınız. Öğleyi bulamazsınız. Niye? Ruh zayıf bir emir verdi, zayıf. Kaçamak yapabilecek, bedenin kaçamak yapabileceği bir emir verdi. Beden ruhtan korkmadı. Beden ruhu takmadı daha doğrusu. Ruh güçlü olursa ve beden ondan çekinirse bu bedenin yapamayacağı iş yok. Ve beden olağanüstü bir performans ortaya koyar. Olağanüstü. Öyleyse biz teyemmüm ve oruçtan aldığım bu dersle, aldığımız bu dersle ruhumuzu da güçlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Nasıl ki yiyip içiyoruz, bedenimizi güçlendiriyoruz. Hatta bedeni güçlü kılmak için adam bir ömür boyu program yapıyor. Spor programı bilmem ne. Vücudu geliştirme programları, güzelleştirme falan filan. Bu beden ne olacak? Yarın bir gün ölecek, çürüyecek. Geçici bir şey için bu kadar emek veriliyor. Ruhu da geliştirmek gerekiyor. İşte ruh ibadetle gelişir. Zikrullahla gelişir. İbadeti çok olanın, zikrullahı çok yapanın bedeni güçlü olur çünkü ruhu güçlüdür. Halk arasında yaşı çok ileri olmasına rağmen diri insanlar vardır. Bunlara ibadet dirisi derler hani. Duymuşsunuzdur. Gerçekten ruh ibadetle beslenir. Ruh güçlü olduğu zaman da beden ona göre çevik ve cevval. Biz bedenimize bakıyoruz. Toplumumuzda neredeyse herkesin kilo problemi var. Ama bedeni geliştirmemizde olduğu gibi ruhu geliştirme noktasında bir gayretimiz yok. Böyle bir dengesizlik var. Ruhu canlı tutacak olursa, o beden zayıf da olsa kendisinin iki katı olan insanlara göre daha çok işi ortaya koyar. İşte biz niyetin gücünü ruhun bedene olan emri olarak telakki ettiğimizde böyle bir olağanüstü durumla karşılaşıyoruz. Aslında ruhun gücünü zamanımız tıbbı kullanıyor. Doktorlarımız bunu, meslek edinenler kullanıyorlar. Tabii ki adına ruhun gücü demiyorlar, hipnoz diyor, hipnotizma. Hipnotizma nedir? Bir insanın ruhu kendisine emredemiyor. Takviye bir ruh getirerek, takviye akü gibi, o emrediyor, beden de ona uyuyor. Şu ameliyatta acı duymayacaksın diyor, duymuyor. Mesela, beden uyuyor. İşte ruhumuzu kendimize emir verir hale getirirsek ve bedenimizi ondan çekinir halde tutarsak, bu bedene yapamayacağı iş yok. Bu beden, ruh der ki sen yorulma, yorulmaz. Beden yorulmaz. Dese ki 10 saat yorulmayacaksın, şu iş bitecek. Şu iş bitmeden kesinlikle sana ekmek yok, su yok, dinlenmek yok bizim ruh. 10 saat beden çalışır, ekmek istemez ama 10. saat bitti mi yorulur. Çünkü niyet o zaman oraya kadardı. Aynı böyle iftardan 5 dakika önce deseler ki bugün oruç 2 saat uzadı. O 2 saat tüm Ramazan kadar ağır gelir adam. Çünkü niyet yoktu yani. Niyet, beden ona ayarlı değil. O zaman ruh bedenimize ayar veren, bedenimizi ona göre çalıştıran, canı tutan bir varlık. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. İşte ruhun bu gücünü bize en güzel oruç anlatıyor. Yanı sıra teyemmüm bize bunu hatırlatıyor. Niyetin gücü. Niyetimizi o zaman güçlü kılmak için ruhumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Ruhu güçlendirme çalışması da ayrıca Müslümanın görevidir.
icabında uzak doğulu bir insan ruhunu çalıştırıyor, güçlendiriyor, güçlendiriyor abur cubur şeylerle. Bu bir ne diyorlar? Alta yok ama ne diyorlar? Tövbe. Ha. Şimdi bakın. Ona da biraz temas edelim. İnsanımız diyor ki biz işte yoga ayinine katıldık, rahatladık, stresi attık falan filan. Bunlar hep hikayedir. Evet. Ücret veriyorlar. Epeyce de bir para veriyorlar. Bir seansına bilmem ne kadar. Ondan sonra bir vatandaşın biri çıkıyor oraya. Gözünüzü yumun. Elinizi kaldırın. Bacağınızı oynatın. Şimdi filan yıldıza vardık. Efendim oradan gezegeni dolaşıyoruz. Denizin dibine indik. Serinlik hissediyor musunuz filan? Sonra gözünüzü açın. Rahatladınız mı? Rahatladı. Hikaye bu. Bu nedir aslında? Bunun perde arkasında söyleyelim. Nasıl ki beden gıda istediği zaman mide zil çalıyor, acıktın diyorsa, ruh da gıda istediği zaman bulunduğu bedenin yakasını sallar. Bana ibadet verir. Etmek istemek gibi. Bu insan eğer ruhun bu isteğini anlayamaz da kendisine stres olarak yansıyan, sıkıntı olarak yansıyan bu yaka sallama. Onu doğru anlamaz da ruha istediği gıdayı yani ibadeti vermezse, Allah'ın emrettiği, uygun gördüğü ibadeti vermezse, nasıl ki beden ekmek bulamadığı zaman çöplükten beslenmeye kalkıyorsa, ruh da doğru dürüst bir yiyecek, gıda, ibadet almayınca yoga ayininde yani çöplükten beslenmeye kalkıyor. Yoga ayini ruhumuzun ibadet istediğinin çağrısıdır, çığlığıdır. Miden acıktığı zaman nasıl güzel bir yemek vermek istiyorsun, aklına çöp gelmiyor. Ruh da bizi ibadet diye salladığı zaman namaza, oruca, zikre, tefekküre doğru götürmemiz gerekir. Güzel sofralar onlar. Ne yazık ki insanımız bunu çöpe götürüyor. O üstelik para vererek tatmin etmeye kalkıyor. Yoga aynen böyle. Ruhun gücü bedeni idare eden, bedenin o ruh sebebiyle cevval kaldığı bir şey. Onu da biz doğru bir sofralarda Rabbimizin gösterdiği güzel sofralarda, helal sofralarda yani ibadetlerde beslememiz gerekirken insanımız dine gitmesin diye o tarafa doğru götürüyor. Ve bir de şeytanlara bakalım. Şeytanlara o ayini lanse ediyorlar. İlan ediyorlar. Özendirmeye çalışıyorlar. Bunu yapanlar da şeytanlar işte. Bunda farkında olalım. Teyemmüm şöyle yapılır. Suyu bulamadığımız ya da suyu kullanamadığımız iki hal. Suyu bulamadığımız ya da kullanamadığımız iki halde teyemmüm yapılır. Teyemmüm hem abdestsizlik için hem de cünüplük için aynıdır. Farkı yoktur. Niçin bunu söylüyoruz? Çünkü ta sahabeden bile cünüplükten kurtulmak için su bulamadığında toprakta yuvarlanarak belenenler olmuş. Zamanında da aynen böyle soranlar oluyor. Cünüplükten dolayı da, abdestsizlikten dolayı da teyemmüm aynıdır. Farkı yoktur. Nasıl yapıyoruz? Elimizi toprağa iyice ileri geri götürerek, sürterek tozlandırıyoruz. Tozlandırıyoruz. Elimizi kaldırdıktan sonra fazla tozlandıysa yan ve üst tarafını hafif birbirine vurarak çırpabiliriz. İçini birbirine değdirmek yok. Avucun içini birbirine değdirerek tozu indirmek yok. Kenar ya da üst kısmını vuruyoruz. Niçin içini vurmuyoruz? Çünkü bu toprak müstamel olmadan yani kullanılmış olmadan yüze gitmesi gerekiyor. Başka bir ibadet için, bir teyemmüm için kullanılan toprak yeni bir teyemmüme müsait olmaz. Aynen su gibi.
Nasıl ki abdest aldığımız bir su leğende birikse ikinci bir abdest alamıyorsak onunla, leğendeki toz da böyle, toprak da böyledir. Değmiyoruz içine. Ve ondan sonra yüzümüze bir değdiriyoruz, kaldırmaksızın. Kaldırıp bir de şöyle, şuraya vurdum, şöyle değil. Değdiriyorsun hiç kaldırmadan, yüzün her tarafına sanki yıkıyormuşsun gibi değdireceksin. Mesederek değil, yıkıyormuş gibi değdireceksin ve elini kaldırmadan yapacaksın. Böylece topraktaki, elimizdeki toprak kullanılmış oldu. İkinci bir teyemmüme kolları meshetmeye müsait değil. Tekrar elimizi toprağa iyice belleyeceğiz. Ondan sonra tekrar gerekirse çırparız. Ve ondan sonra sol elimizle, sol elimizin içiyle, sağ elimizin içine değmeden değmeyeceğiz. Burayı müstahmel hale getirmeyeceğiz. Dışına elimizi koyuyoruz ve yine kaldırmadan dirseğe kadar çekiyoruz. Dirseği geçtikten sonra çeviriyoruz, buradan çıkarıyoruz. Ha, elimizin içi bir yere değmedi, müstahmel hale gelmedi. Bunu da aynı şekilde tırnak ucundan itibaren şöyle mesederek götürüyoruz. Elimiz her tarafa değecek kalkmadan ve böyle çıkarıyoruz. İşte bu teyemmümle bundan sonra istediğin kadar abdest bozucu bir hal olmadıkça istediğin kadar namaz kılabilirsin. Hanefi mezhebinde farzını da nafilesini de vacibini de kılabilirsin. Artı abdestini bozmadığın takdirde 3-5 vakit süreyle dahi kullanabilirsin. Teyemmüm budur. Felsefesiyle, bize kazandırdığı anlayışıyla, hükümleriyle durum bundan ibarettir. Bu hususta en geniş görüşe sahiptir. Topraktan çıkan ve toprak cinsi olan her şey. Neler? Toprağın kendisi. Çimento, kireç, efendim, kum, mermer, taş, başka? Tuğla zaten toprağın kendisi, pişmişidir. Bunlarla teyemmüm olur. Hanefi mezhebinin görüşü bu. O, ev içerisinde eskiden biliyorsunuz kireç badanalar olurdu. O duvara teyemmüm olurdu. Ama şimdi hep plastik badanalar, onlarla olmaz. İşte toz varsa, halı ya da kilim tozluysa, yani elini vurduğun zaman elin resmi çıkıyorsa, elini kaldırdığın zaman şöyle tozu görüyorsan ve yüzüne o tozu süreceksin. Olur tabii. Zaten teyemmüm bu vesveseyi kırmayı da beraberinde getireceği için biraz da mikroplanmamız gerekiyor. Mikropsuz kalırsak siz genetiği bozulmuş mikroplar zerk etmeye kalkıyorsunuz. Halbuki bu tabii bir mikroptur. Daha faydalı yani. O tozdan da olur. Bundan sonra mozaikle olur. Mozaik. Evet, bulunduğumuz yerin tabanı mozaikse onunla olur. Kireçle olur. Ondan kumaş kilim tozluysa olur. Toprak türü ve onun cinsinden gene bir şeyler bulundurmak lazım. Ha, toprak evin içerisinde şöyle bir sandık toprak olur ya. Hani sivil savunmada bunu da söylemek gerekir. Hani yiyecekler falan stoklanıyor, şu bu ya, su mu? Tabii ki toprak da belki şimdi stoklamak gerekecektir. Toprak temiz olacak. Yok, kuru olması şartı yok. Çamur olabilir mi yani? Çamuru tabii yüzüne sürmez insan da, yaptığı zaman yine çamurluysa su vardır o çevrede demektir. Evet. Sabah cünübüden temizlenecek kadar vakit olmadığında sabah namazı için teyemmümle sabah namazı kılınabilir mi? Teyemmümle sabah namazı kılınır, yalnız mezheplerin çoğunluğu sonradan bu namazı kaza etmek gerekir demiştir. Evet. Bir soru daha var. Evimizde belirli bir miktar toprak bulundurma, onu söyledik. Niyet sadece kalpten mi yapılmalı, dille yapmak da şart mıdır? Niyet kalp ile olur. Dil ile söylemek sünnettir. Bid'at değildir, sünnettir. Dil ile söylemeyi unuttuğumuz zaman da kafamızı yormayalım, ibadet tamamdır. Evet, sorular bu kadar. Bu haftada burada noktalıyoruz. Haftaya inşallah
devam etmek üzere burada öbür hatmacamıza geçiyoruz ve bitiriyoruz. Fatiha-i Şerife maal besmele.